Değerli izleyenlerim, olaylar adeta sınırsız. Kur'an-ı Kerim'deki ve hadis-i şeriflerdeki anlatılanlar sınırlı. Bu durumda içtihat yapmak kaçınılmaz oluyor. Buna dikkat çekmiştik. Ve acaba günümüz şartlarında müçtehit yetişir mi? Evet, her meselede içtihat yapabilecek seviyede belki olmaz ama günümüz meseleleriyle alakalı içtihatta bulunabilirler ve bulunmalılar. Bunlara dikkat çekmiştik. Günümüz şartlarında kaliteli müçtehidin eski devirlerdeki seviyede müçtehidin çıkmamasının değişik sebepleri var. Bunlardan bir tanesi dünyevilik unsuru. Günümüzde nazarlar dünyaya çok çevrilmiş. Ve dini ilimlerle uğraşanlar da dünyayı adeta daha böyle birinci plana alır olmuşlar. Hatta şöyle bir olay dinlemiştim. İşte bir müessesede bir Kur'an tefsiri yazılması için bir toplantı yapılıyor. Bu işten anlayabilir bir araya getirmişler. Onlarla bir toplantı icra ediliyor. Toplantı esnasında oradaki zatlardan birisi diyor ki, heyette bulunan ve tefsiri işte yazacak olan kimselerden birisi, bunlar iyi hoş da diyor ama önümüzü görmek istiyoruz. Bundan dolayı acaba bize ne verilecek? Bu dünyeviliğin aslında bir göstergesi. Verilmesin anlamında demiyorum. Böyle bir çalışma yapılacaksa onların emeklerinin de elbette göz ardı edilmemesi gerekir. Ama birinci derecede önümüzü görmek istiyoruz. Acaba bize bundan dolayı ne verilecek? Buradan yola çıkıldığında çok da ihlaslı bir tefsir yazılmaz. Demek ki günümüzde dini ilimlerle uğraşanların pek çoğu dünyeviliği adeta ön plana çıkarmış. Böyle olunca da bunların çok sağlıklı bir içtihat merkezine sahip olmaları mümkün değil. Değerlendirirken de daha çok dünyevi meseleler değerlendirebilirler. Dünyeviliğin etkisinde kalabilirler ve verdikleri hüküm semavi olmaktan ziyade arzi olur ve beşeri olur. Ve orada pek çok hatalar, eksikler olabilir. Bir başka durum, zamanımızın şartları o derece müçtehit yetişmesine müsait değil. Şöyle bir örnekle ifade etmeye çalışayım. Bir elimizde kibrit var, diğer elimizde yaş bir odun var. Kibrit şöyle bir çaktığımızda yanar. Ama yaş bir odunun yanması için epey bir gayret sarf etmek gerekir. Günümüz insanları İslami ilimleri anlama, ayetten hadisten hüküm çıkarma noktasında, tabi herkesi itham etmek söz konusu olamaz da, genel görüntü itibariyle değerlendirdiğimizde adeta yaş bir odun gibidir. Bunun böyle hararet alabilmesi, yanabilmesi için epey bir gayret içinde olmak gerekir. Ama eski zamanda mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dönemi ve ondan sonra methedilen o üç dönemde Peygamberimiz şöyle buyuruyor: asırların en hayırlısı benim asrımdır, ardından sonra gelenler, ardından sonra gelenler. Yani sahabe, tabi'in ve tebeüt tabi'in devirleri. Bu üç devirde çok büyük zatlar gelmiş, çok büyük müçtehitler yetişmiş ve o dönem kabiliyetler adeta bir kibrit halini almış. O ortamda bulunan bir insan zaten epey bir şeyler öğreniyor. Kendisi özel bir gayretin içinde olmasa bile toplumun akış istikameti onu belli bir noktaya getiriyor. Malum toplumun akış istikameti derken bir nehir manası hatırımıza geliyor. Nehrin akış istikametinde yüzmek zor da değildir. Suyun üzerinde kalsanız bile nehir sizi bir tarafa doğru götürür. Ama nehrin akışına ters istikamette yüzmek bayağı bir gayret gerektirir. İşte eski zamanda toplumun akışı İslam'a göreydi. İslam'ın kurallarına, esaslarına göreydi. O ortamda insanlar dini daha rahat anlayabiliyorlar, yaşayabiliyorlardı. Ama ahir zamanda, günümüz şartlarında adeta İslam'ı yaşamaya çalışan insanlar akıntıya kürek çekiyor. Akıntıya karşı yüzmeye çalışıyor. Bu da kolay bir şey değil. Bundan dolayı bir içtihat seviyesini günümüz şartlarında yakalayabilmek eski zamana nispetle çok da kolay görülmüyor. İçtihatla alakalı, günümüzde içtihat yapacak kimselerle alakalı önemli bir nokta şudur. Ehemmi mühimme tercih etmek lazım. Mesela
Seferilikte namaz acaba 2 rekat mı kılınır yoksa 4 rekat mı kılınır? Bu konuda iki farklı görüş var. Bu görüşlerden birine göre, Hanefilerin görüşüne göre 90 kilometreyi aşan mesafelerde seferilik hükmü uygulanır ve 4 rekatlı namazlar 2 rekat olarak kılınır. Hanefi, Hanefi dışındaki diğer mezheplerde ise, Şafii, Maliki, Hanbeli mezheplerinde ise seferilikte 2 de kılınabilir, 4 de kılınabilir. Zaman zaman alimler bu gibi konuları tekrar gündeme getirirler. Acaba o mu doğru, bu mu doğru? Yani bunu aslında bu haliyle bırakmakta hiçbir problem yok. Dinde genişlik vardır. Hanefi olanlar İmam-ı Azam'ın içtihadına göre hareket eder. Diğer mezheplerden olanlar da diğer görüşe göre hareket eder. Yani günümüz şartlarında o kadar namaz kılmayan insanlar var. Asıl mesaiyi onlara harcamak lazım. Yani millet namazını düzgün bir şekilde millete bunu öğretmek lazım. Ama bütün mesaimizi acaba seferlikte 2 mi 4 mü bunu anlamaya yoğunlaştıracak olursak, bunun tartışmalarını yapacak olursak asıl gayemizden geri kalmış oluruz. Bir taraftan diyelim sinek bizi rahatsız ediyor ama başka bir taraftan yılan üzerimize geliyor. Artık yılanın üzerimize geldiği bir durumda sinekle uğraşılmaz. İşte İslami meselelerin en küçüğü de önemlidir ama bazıları çok daha önemlidir. Bu zamanda dinin esasları, dinin zaruriyatı denilen şeyler, bunlar insanlar tarafından ihmal edilir bir duruma gelmiş. Ağırlığı bunlara vermek lazım. İçtihadi meselelerle çok da fazla vakit kaybetmemek ve dini öz olarak anlayıp düzgün bir şekilde yaşamak, hayatımızda uygulamak gerekiyor. Kaldı ki dinin zaruriyatında içtihat olmaz. Yani dinin olmazsa olmazları vardır. Dinin kırmızı çizgileri vardır. Helal bellidir, haram bellidir. Dolayısıyla helali haram gibi göstermek veya haramı helal gibi göstermek bu zaten mümkün değil. İnsanımız, günümüz şartlarında insanımız önce helali helal olarak bilsin, haramı haram olarak bilsin. Ardından şüpheli şeyler vardır. Bunları da zaman içerisinde öğrenecektir. Bu açıdan Allah'ın dinini bilen ve başkalarına anlatma durumunda olan kimseler her şeyden önce dinin ayrıntılarını değil de dinin zaruriyatını, yani dinin olmazsa olmazlarını, kalın kırmızı çizgilerini insanlara öğretmesi, anlatması gerekir. İşin ayrıntılarında ise diyelim ki Hanefi mezhebinden olan birisi Allahu Ekber deyip namaza başlıyor. Daha sonra elini tekrar kaldırmıyor. Ama Şafii mezhebinden olan her rekatta elini kaldırıyor. O mu doğru, bu mu doğru? Buralara takılıp kalmamak lazım. Namaz öyle de kılınır, böyle de kılınır. Nasıl ki askeriyede hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri ve kara kuvvetleri gibi değişik kuvvetler var. Bunların askerlerinin eğitimi farklı olabiliyor. Kıyafetleri farklı olabiliyor. Ve buralara takılıp da kalmıyoruz. Hepsi aynı ordu içinde bulunmaktadır ve hepsi birbirini tamamlamaktadır. Farklı görüntülere takılıp kalmıyoruz. Onun gibi Hanefi, Şafii, Maliki gibi farklı mezheplerin olmasına da takılıp kalmamak lazım. Öyle de olur, böyle de olur. Bu noktada dinde bir genişlik var. İçtihatla alakalı önemli hususlardan biri şu: Mevrid-i Nas'ta içtihada mesa yoktur. Yani herhangi bir meselede ayet veya hadis varsa o konuda içtihat yapılmaz. Söz gelimi Kur'an-ı Kerim namazın belli vakitlerde olduğunu bize anlatıyor. İnne salate kânet alel mu'minîne kitâben mevgûte. Namaz belli vakitlerde Müslümanlara yazıldı. Ve Peygamber Efendimiz bunun 5 vakit olduğunu söylüyor. Bu konuda artık ümmet arasında bir icma vardır. 14 asır boyunca bu böyle anlaşılmış, böyle uygulanmıştır. Durum böyleyken bazılarının çıkıp da işte namazı haftada bir cuma şeklinde kılalım. Hristiyanlar haftada bir kiliseye gittiği gibi biz de haftada bir camiye gidelim. Bu bize yeter diyemezler. Böyle bir içtihat yapılamaz. Daha dinin böyle gayet net olarak bize bildirmiş olduğu meseleler nelerse bu konuda bir içtihat yapılmaz.
Bu konuda dinin emirleri yerine getirilir. Ayrıca şunu da bilmek lazım. Bir hükmün hikmeti ayrıdır, illeti ayrıdır. Bazıları bunları birbirine karıştırabiliyorlar. Mesela seferiliğin hikmeti var, bir de illeti var. Seferde namaz kısaltılabiliyor. Bunun illeti seferdir. Ama hikmeti ise meşakkattır. Yolculukta yorgunluğunda olması. Din bu noktada bir kolaylık göstermiş ve seferilikte namazın kısa kılınmasına cevaz verilmiş. Böyle bir ruhsat verilmiş. Ama biz buradan şöyle bir neticeye varacak olursak, meşakkat varsa namaz kısaltılabilir. Bu yanlış bir kıyas olur. O zaman herkes günlük zaten epey meşakkatler çekiyor. İstediği zaman namazı kısaltmış olur. Halbuki böyle bir içtihat yapılamaz. Orada namazın kısaltılması seferiliğe has bir durumdur. Oradan bir kıyas yapılarak emsali durumlarda namazın kısaltılması cihetine gidilemez. Bu konuda genel hükümlerden bir tanesi şu. İnnet darurat tübihul mahzurat. Yani zaruretler haramı helal derecesine getirir. Günümüzde bazıları bunun ölçüsünü kaçırıyor. Diyelim ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam içkiden dolayı 10 sınıf insanın lanetlendiğini ifade etmiştir. Hem içen, hem üretimini yapan, hem alan, hem satan, hem orada çalışan, bu tarzda 10 farklı sınıfın içki yüzünden lanetlendiğini bildirmiştir. Ama adamın biri tutup da işte günümüz şartlarında başka bir yerde ben iş bulamadım, ailemi geçindirmek için de zarurettir, içki fabrikasında çalışacağım diyecek olsa böyle bir zaruret olmaz. Çünkü başka bir yerde de iş bulma imkanı vardır ve burada zarurete sığınarak böyle bir içtihatta bulunulamaz. Ve bununla alakalı başka bir ölçü şudur. İnne darura tukaddaru bi kadrihe. Yani zaruret kendi miktarınca takdir olunur. Söz gelimi bir insan açlıktan ölme durumuna geldiğinde domuz eti yiyebilir. Leş eti yiyebilir. Yemesi de lazımdır, yoksa hayatı gidecek. Ama doyuncaya kadar da yiyemez. Karnı tok oluncaya kadar yiyemez. Demek ki zaruretin belli ölçülerde anlaşılması lazım. Yoksa herkes kendine göre zarurettir, o halde bana helaldir diyebilir. Halbuki eğer zarureti burada bir esas alacak olursak, herkes kendi keyfine göre bir takım zaruretler uydurabilir. Ve o zaman haram olarak, dinin haram olarak bildirdiği hemen her mesele toplumun pek çoğu tarafından helal hale getirilmeye çalışılır. Tabii kimsenin de böyle bir şey yapmaya hakkı yoktur. Değerli izleyenlerim, işte bu gibi meselelerde mezhepler kanaatlerini belirtiyor. Biz böyle anlıyoruz diye hükümlerini beyan ediyorlar. Ve bu noktada mezhebe göre dini yaşamak bir ihtiyaçtır. Şunu ifade edeyim. Mesela İmam-ı Gazali çok büyük bir alim ve kendisine Hüccetül İslam deniyor. Hüccetül İslam olan İmam-ı Gazali şöyle söylüyor. Ben dini kaynaklarıyla inceledim. Sonunda İmam-ı Şafii'nin vardığı neticelere vardım. Dolayısıyla yeni bir içtihat yapma lüzumu hissetmedim. İmam-ı Şafii'nin mezhebine göre dini yaşadım diyor. Bu çok önemli bir nokta. Demek ki biz İmam-ı Gazali seviyesine de gelsek bakacağız ki zaten mezhepte bu meseleler halledilmiş. Ona göre yaşamayı esas kabul edeceğiz. Veya bir başkası Hanefi mezhebi üzerine yaşar. Çok ileriye de gitse bilgide bakar ki zaten o mezhepte meseleler halledilmiş. Ona göre dinini yaşamış olur. Müçtehit imamlar bu noktada geniş ölçüler ortaya koymuşlar. Mesela İmam-ı Azam, ben yaptığım araştırmalarla bu sonuca ulaştım. Ama siz başka bir sonuca ulaşırsanız siz de ona göre hareket edersiniz diyor. İmam-ı Azam'ın iki talebesi Ebu Yusuf, İmam Muhammed, onlar zaman zaman hocalarından daha farklı kanaatlere ulaşmışlar. Ve hocaları bundan dolayı onlara gönül kırgınlığı olmamış. Yani neden benden farklı düşünüyorsunuz dememiş. Bilakis onları daha çok sevmiş. Dinde bu noktada bir genişlik var. Evet, insanlar mezhepten istifade etmeli ve dini kaynaklarıyla bilmeli.
o şekilde hayatını devam ettirmeli. Peki mezheplerdeki bu farklılıklar nereden geliyor? Bu farklılık daha çok ayetlerin ve hadislerin farklı farklı yorumlanmasından ileri geliyor. Bunu bir örnekle ifade etmeye çalışayım. Mesela ayet-i kerimede abdestin alınması anlatılırken وَمْسَهُ بِرُوسِكُمْ başınıza mesedin. Ayette abdestin farzlarından biri olarak nazara veriliyor. İmam-ı Şafii bunu değerlendirirken diyor ki mesih tabirinin geçerli olması için bir iki tele de değse mesedilmiş olur. Demek ki farz olan miktar birkaç tele değmesidir diyor. İmam-ı Azam başınızla mesedin gibi bir manada değerlendiriyor. Bu da avuç içi kadar bir miktarın mesedilmesiyle gerçekleşir diyor. Bir başka mezhep başınızı mesedin dediğine göre başı şu şekilde meshetmek gerekir diye değerlendiriyor. Dikkat edecek olursak bunların her birisi o şekilde olması mümkündür ve o şekilde uygulanmasında dinen bir problem de yoktur. Öyle de olur, böyle de olur. Bu noktada dinde bir genişlik var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam La salate illa bi fatihatil kitap buyuruyor. Yani Fatiha olmadan namaz olmaz. İmam-ı Şafii bunu değerlendirirken cemaatle kılınan namazlarda cemaatin de imam arkasında Fatiha okuması gerektiğini söylüyor. Ama İmam-ı Azam değerlendirirken bu hadisi o da biliyor. Diyor ki imamın kıraatı cemaatin de kıraatı demektir. İmam onların önüne geçtiğine göre, onların temsilcisi olduğuna göre o Fatiha'yı okur, diğerleri de ona tabi olurlar. Dolayısıyla cemaatin Fatiha okuması gerekmez diyor. Dikkat edecek olursak burada her ikisinde de Fatiha var. Ama birinde sadece imamın okumuş olması yeterli sayılıyor. Diğerinde ise herkesin tek tek okuması esas alınıyor. Şunu da ifade etmiş olayım. Mezhepler bir din olmadığı gibi dinin dışında da değillerdir. İslam dini mezheplerden daha geniştir ve daha büyüktür. Böyle olunca yani geniş bir daire gibi düşünelim. İslam dairesi. O dairenin içinde 4 tane mezhep var veya eskide daha fazlaydı. Bunların her birisi İslam dairesinde. Ama birisi mezhepten çıktığında dinden çıkmış olmuyor. Dolayısıyla diyelim Hanefi olan birisi Şafilerin ağırlıkta olduğu bir yere gittiğinde bir farklılık olmasın diye isterse Şafilere göre dini yaşayabilir. Veya tersi Şafi Muhit'ten Hanefilerin ağırlıkta olduğu bir yere gelen bir kimse bakar ki kendisi mesela namaz kılmakta Şafi mezhebine göre kıldığında dikkat çekiyor. Biraz farklılık var. Bundan dolayı bir problem olmasın. Namazda müşterek olalım, beraber olalım. Böyle bir düşünceyle Hanefiliği esas alabilir. Bunun için herhangi bir tören de gerekmez. Yapılması gereken mezhebin sınırlarını bilmek, esaslarını bilmek, ona göre dini yaşamaktır. Ve İslam alimleri şunu ifade etmişler. Hiçbir fıkhi mezhep diğer mezhepten daha evla, daha üstün değildir. Yani Şafiler daha takva, Hanefiler ruhsatla hareket ediyor denilmez. Bütün hak mezhepler her birisi haktır ve güzeldir. Ve bizim şunu bilmemiz gerekir. Müçtehitlerin kitapları, müçtehitlerin fikirleri, içtihatları bunlar bir ayna gibi Kur'an'da var olanı göstermeli ama Kur'an'ın yerine geçmemeli. Gölge vekil olmamalı. Mesela bir insan İbn Hacer'in kitabına baktığında İbn Hacer ne demiş onu anlamak için değil, Kur'an ne demiş onu anlamak için bakmalı. İmam-ı Azam şöyle söylüyor. Bu bizim ulaştığımız en güzel neticedir. Daha güzelini bulan ona tabi olsun. Ve yine bu konuda alimler şunu ifade etmişler. Bizim görüşümüz hataya ihtimali olan bir doğrudur. Başkalarının görüşü doğruya ihtimal olan bir hatadır. Yani doğru illa budur dememişler. Diğer mezhepteki bir içtihat daha doğru olabilir. Buna dikkat çekmişler. Bütün bunları bir bütün olarak ele aldığımızda karşımıza şöyle bir durum çıkar. Mezhep hayatın bir gerçeğidir. Ve
İslam dini günümüze kadar mezheplerle gelmiştir. Kıyamete kadar da mezheplerle gidecektir. Peki tek mezhep olsa, insanlar tamamen belli bir kültür seviyesine ulaşsalar, belli bir idrak noktasına ulaşsalar, bu durumda mezhepler de tek mezhep haline gelebilir. Ama hala alem buna muvafık değil. Bugüne kadar tek mezhep olmamış. Herhalde bugünden sonra da tek mezhep olmayacak. Bunu dert etmemek de gerekir. Çünkü bu noktada dinde bir genişlik var. Farklı mezheplerin oluşu bir sıkıntı değil, bir rahmettir. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, ümmetimin ihtilafı rahmettir buyurmuş. Bu fıkhi mezhepler açısından değerlendirilebilir. Mesela Hanefi mezhebinde bir yabancı kadına veya hanımına el değse abdest bozulmuyor, Şafilerde bozuluyor. Şafi olanlar hacca gittiklerinde mecburen Hanefi mezhebi üzere abdestlerini almış oluyorlar ve orada bir çıkış yolu bulunmuş oluyor. Veya nikah, evlilik meselelerinde veya boşanma meselelerinde bir mezhebe göre bir çözüm bulunamadığında başka bir mezhepteki görüşten istifade ediliyor. Demek ki bütün hak mezhepler Kur'an'dan alınmıştır ve İslam'ı yaşamak için çok güzel bir vesile, çok güzel bir vasıtadır. Cenab-ı Hak bizleri dini güzel bir şekilde yaşayan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.